15 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkan Kül Masalı dizisinde ne yazık ki işler beklendiği gibi gitmiyor. Kül Masalı dizisi ilk bölümde İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor All Star, Aldatmak ve Sakla Beni gibi rakip dizilerin karşısında sadece bir reyting alabildi. Kül Masalı yapım ekibi de böyle bir başlangıç beklemiyordu. Ancak 5 güçlü dizinin arasında yayın hayatına başlayan Kül Masalı dizisine de boşta izleyici kalmadı. İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda dizileri zaten boşta olan izleyiciyi kendine bağlayacak kadar güçlü ve iki farklı kategoride dizi. Survivor All Star ve Aldatmak dizilerinin de zaten kendi izleyici kitlesi var. Sakla Beni dizisi de hiç de kötü bir başlangıç yapmamıştı. Kül Masalı dizisi rakiplerinin yanında çok basit kaldı, bu açık. Kül Masalı ne zaman final yapacak? Kül Masalı dizisi için en az 10 bölüm final korkusu yok. Kül Masalı yapımcısı TRT ile anlaşarak zaten en az 10 bölümü garanti altına almıştı. Yoksa kimse 5 güçlü dizinin arasına 6. dizi olarak girmeyi istemezdi. 10 bölüm Kül Masalı dizisi yayınlandığında zaten dizinin masrafları da çıkmış oluyor. Bu nedenle 10 bölüm sonunda dizinin devam etmediğine üzülecek kimse yok. Burada tek kaybeden TRT, yani Türkiye olacak. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zahit Sobacı son dönemlerde bu TRT'nin yağmalanmasının önüne geçmişti, ancak bu sefer olmadı. Kül Masalı tahminimizce 18 Nisan 2024'te 10. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Kül Masalı ne zaman final yapacak sorusu da cevabını bulur. Kül Masalı dizisinde planlar 2024 Haziran'a kadar ekranlarda kalmak üzerine kurulmuştu. Ancak oyuncular da yapım ekibi de 10 bölüm üzerine kendi planını yaptı. Kül Masalı kaç bölüm yayınlanacak? Sorusunun cevabı da verelim: Kül Masalı dizisi tutmayacak, ancak sözleşmesi gereği 10 bölüm ekranlarda kalacak. Yapımcı, oyuncu, yönetmen herkes parasını alınca da 10 bölümün sonunda Kül Masalı tahminimizce final yaparak ekranlara veda edecek. Kül Masalı kaçıncı bölümde bitecek? Detayları yazımızda. Kül Masalı dizisi her ne kadar ölü doğmuş bir proje olsa da dizi ciddi manada da bir yaz dizisi konseptinde. Dizi zaten 10 bölümden fazla mantıklı şekilde devam edebilecek bir hikayeye de sahip değil senaryoya da. 3 gün görüşüp 14. gün evlenen başka bir çift de yoktur herhalde. Kül Masalı dizisindeki hikaye neredeyse standart. Zengin ama psikolojik rahatsızlıkları olan yakışıklı bir adam. Diğer tarafta da akıllı ama saf bir kız ve kötü kalpli bir kaynana. Kaç kez bu senaryoyu izledik? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kül Masalı dizisi final yapmasın diyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.